Geçtiğimiz hafta Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Türkiye bir kez daha acil tartışma gündemindeydi. Tartışma konusu siyasi muhalefete ve yurttaşların itirazlarına yönelik yeni baskılardı. Büyük çoğunluğu HDP belediyelerine yönelik kayım tayinleri, Kobane protestolarını koğuşturma bahanesiyle HDP'ye yöneltilen yeni tutuklama dalgası, Avukatlara yönelik kitlesel tutuklamalar ve çifte baro maskaralığı, gazetecilerin sırf haber yaptıkları gerekçesiyle tutuklanmaları rezaleti, artan gözaltında ve sorguda işkence vakaları, sosyal medyayı toptan susturmaya yönelik yeni yasalar, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına yönelik kesin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarının idare ve yerel mahkemeler tarafından hiçe sayılması, Abdullah Öcalan ve diğer İmralı mahkuslarına uygulanan maksimum izolasyon, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Taner Kılıç ve diğer insan hakları savunucularının çarpıldıkları mesnetsiz cezalar, İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilme ve idam cezasının geri getirilmesine yönelik ajitasyon Özetle Ankara'nın bütün kirli çamaşırları ortaya serildi. Avrupa Konseyi, 47 Avrupa ülkesinin insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti normlarının Avrupa'da hakim olması hedefiyle oluşturdukları bir insan hakları birliği. Türkiye'yi bu birliğe katılmaya zorlayan kimse yok. İstediği an buradan ayrılabilir. Ne var ki bir insan hakları bileti olmadan Avrupa treninde yolculuğa da devam edemez. İnsan hakları damgası olmadan ihraç ürünlerini Avrupa pazarında dolaştıramaz. Diplomatlarının saygınlığına kimseyi inandıramaz. Türkiye Avrupa Konseyi treninde yolculuk yapmaya mecburdur. Ama son 5 yıldır hükümet bilet almadan kaçak yolculuk peşinde olduğundan sık sık yakalanıyor. İlk istasyonda bilet alacağı vaadiyle yeniden trene biniyor sahte biletle seyahate teşebbüs ediyor bu sefer. Gene yakalanıyor. Hükümet bunların hepsini Türkiye Cumhuriyetleri yurttaşlarını temsilen. Yani sizi bizi temsilen yapıyor. 2020'nin son AKP'me oturumunda Ankara'nın yüzüne çarpılan bütün gerçekler ve ortaya dökülen kirli çamaşırlar kimse için sır değildi. Muhalefetin, sivil toplumun ve habercilerin mecliste ve basında dile getirdiği gerçeklerdi. Bunlar Avrupa'da acil tartışma gündemi konusu olurken Türkiye'de ne iktidar medyasının ne de muhalif medyanın ve siyaset insanlarının konusu oldu. Oysa AKP'deki muhalefet temsilcilerinin katkısına da açık olarak gerçekleşen bu tartışma iç dinamiklerin ağır baskı altında olduğu bir dönemde haklar ve özgürlüklerin rejim karşısında dış dinamikler üzerinden savunması için büyük bir imkandı. Muhalefetin muhtaç olduğu enerjinin tamamını sağlamasa da canlanmasına vesile olabilirdi. Ne yazık ki ana muhalefet ve müttefikleri insan hakları ihlallerine yönelik eleştirilerin uluslararası forumlardaki yankısından iktidardan daha çok tedirgin oluyorlar. Ankara'dan insan hakları diye yola çıkanlar Strasbourg'dan milli birlik ve beraberlik yalanına eşlik ederek geri dönüyorlar. Ankara'dakiler duymazdan gelseler de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin bu toplantısında uzun yıllardır Türkiye'nin savunuculuğunu yapa gelen Britanyalı muhafazakarların söyledikleri ise yenilir yutulur cinsten değildi. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki bütün siyasi grup sözcülerinin eleştirileri oldukça sertti. Ancak Avrupa Muhafazakarları grubunun sözcüsü Britanyalı parlamenter Sir Roger Gale, Türkiye'nin artık bir haydut devlet haline geldiğini yüksek sesle dile getirirken Ankara'da fiili bir diktatörlüğün hüküm sürdüğünü ifade etmekten kaçınmadı. Bunların gerçek olduğunu hepimiz biliyoruz ama bu hakikatin dile getirilmesini Britanyalı muhafazakarlara bırakanlar ellerinden bir haydut devlete sadakat ilanından fazlasının gelmediğini de itiraf etmiş oluyorlar ne yazık ki